tedavi ediyoruz. Sayın Yargıtay Başkanımız. Çok değerli Yargıtay Başkanım, değerli Barolar Birliği Başkanım, HSK Daire Başkanımız, üyelerimiz, Yüksek Yargı'nın çok değerli mensupları, Anayasa Mahkememizin, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Yüksek Yargı'nın çok değerli temsilcileri, mensupları, değerli yargı mensupları, çok değerli hocalarımız, öğretim görevlilerimiz, değerli hazirim, Türk Tarih Kurumu'nun Sayın Başkanı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı ve çok değerli kurum temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada çok önemli bir sempozyumda bir arada bulunmaktan dolayı da duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hukukumuzun hem tarihi seyrini hem bundan sonraki gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu sempozyuma tebliğleriyle, katılımlarıyla, konuşmalarıyla, hazırlanmasıyla katkıda bulunan herkese hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada milletin evindeyiz. Çok önemli bir mekanda, ülkemize önemli bir eser olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmete sunduğu önemli bir mekandayız. Umuyorum ki bu kütüphanede de çok önemli bir eser olarak burada konuşulan, değerlendirilen sempozyum çok güzel bir şekilde kütüphanede de kitaplaştırılarak yerini bulacaktır. Ve ümit ediyorum ki özellikle Türk tarihine, Türk hukuk tarihine ilişkin kütüphanemizde varsa ilave burada olması gereken eserler, 3 gün boyunca burada olan hocalarımızın da değerlendirmeleriyle, bizlerin de desteğiyle burada Türk hukuk tarihine ilişkin en seçkin eserlerle birlikte umuyorum hukuk tarihine de hizmet ayrıca edecektir. Hukuk özellikle tarihiyle, felsefesiyle, sosyolojisiyle ve diğer unsurlarıyla kapsamlı bir disiplin olduğu açıktır. Ve esas itibariyle bu topraklarda üretilmiş hukukun ve hukuk birikiminin ortaya konulması çok büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin hukuk tarihimizdeki kanunnameler geleneği ve diğer metinlerin hukukun gelişimine katkı sağlayacağı çok önemli bir realitedir. Hukukun dinamik bir saha olduğu hepimizce malum. Bu dinamik gelişim yine güncel alandaki ihtiyaçlar, sorunlar, çözüm noktaları kadar tarihten gelen süreçle de ilgilidir. Zira hukuk sadece bilim olarak değil, aynı zamanda maddi hukuk dediğimiz kurallar bütünü itibariyle de bir tarihi süreci içermektedir. Hukukun kaynağı konusundaki tartışmalar bir tarafa, hukuk tarihi, gelişmelerin, olayların ve olguların bir ürünüdür. Hukukun özü, toplumların kendi tecrübeleri ve evrensel kurallar ve gelişmelerle şekillenmektedir. Özellikle hukuk inşası, metodolojik ve bilimsel yanı güçlü bir çaba ve gayret gerektirmektedir. Hukukun inşası, sadece günün ihtiyaçlarının giderilmesi değil, daha önce yapılmış ve sonuç alınmış ya da alınamamış tüm uygulamaların da tespit edilmesini içermektedir. Güncel sorunları, yeni gelişmeleri tarihi birikim ışığında ve evrensel gelişmelerle değerlendirirken bir anlamda da geleceği bu anlamda yorumlama ve geleceğe perspektif oluşturma imkanı sağlamaktadır. Hukukun dünden yarına hareket eden bir dinamizmle geleceğe ışık tutabilmesi için mevzuat kalıplarının çok ötesine gidilmesinde yarar vardır. Hukuk, nitekim kanun da eşdeğer bir durum değildir. Kanun başka, hukuk başkadır. Hukuk devleti derken kanun devleti demediğimizi, insan haklarına dayanan, hukukun evrensel standardını koruyan, geliştiren devleti kastettiğimiz açıktır. Ve esas itibariyle de bir hukukçunun mesleki kalitesi de sadece kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülmemelidir. Kanunları bizatihi uygulamak ifade ettiğimiz gibi hukukun hayata geçmesinde en önemli araçtır.
Ama bir hukukçu kimliğinin inşası bundan çok daha öteye sahiptir. Çok daha fazlasını gerektirmektedir. İyi ve kaliteli bir hukukçu olmanın yolu hukuk tarihi, hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, hukuk mantığı, kısaca hukukun teorisine vakıf olmaktan geçmektedir. Dolayısıyla hukukçu kimliği olaylara ve olgulara bir bütüncül yaklaşımla bakmayı, teoriyle pratiği yine bu anlamda ünsiyeti ortaya koymayı gerektirmektedir. İşte hukuk tarihi tam da bu çerçevede önemini hukuk aleminde göstermektedir. Biz hukuk tarihi derken geçmişi neden kurcalıyoruz tabiri caizse? Milli bir hukuk koymanın başlı başına hukuk tarihi tek aracı değildir. Ve hukuk tarihi sadece biz yaptık diye övünme fırsatı da değildir. Hukuk tarihi bugünün hukuk inşasında olduğu kadar genel olarak hukukun anlaşılmasında en büyük araç, en büyük bilim dallarından biridir. Ve esas itibariyle de burada hukuk tarihi bize hukukun dinamizmini öğretmektedir. Değişim süreçlerini göstermektedir. Uygulamaların sonuçlarını göstererek bugünün ve hukukun inşasında en önemli verileri ortaya koyarak yarının inşasına imkan sağlamaktadır. İşte özellikle Osmanlı'dan günümüze kadar hukuk ve devlet adamlarının ortaya koymuş olduğu tüm bu birikimin araştırılması ve hukuka kazandırılması çok önem göstermektedir. Özellikle dünyada anayasacılığa baktığımızda 18. yüzyılın sonuna doğru ortaya çıktığını gördüğümüzde ülkemizde Kanuni Esasi'nin 1876 gibi çok da geç olmayan bir tarihte ortaya çıktığını görüyoruz. Keza 1921 Anayasası'nın 100. yılındayız. Bakıldığında azımsanmayacak bir birikim ortadadır ve bu birikimi alarak da sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapma imkanı vardır. Dolayısıyla hukuk tarihi bu yönüyle de bize hem birikimlerle hem geçmişle geleceğe yürüme adına bir özgüven ve hukuk inşası anlamında da bir birikim imkanı sağlamaktadır. Özellikle tüm bu çalışmalarda Ahmet Cevdet Paşa'dan Seydi Şehirli Mahmut Esat, İbrahim Hakkı Paşa, Münih Paşa, Ali Haydar Efendiler gibi çok sayıda ismin önemli eserleri hukuk tarihi birikimimizde yerini almaktadır. Ve tüm bu birikimleri Osmanlı'dan Cumhuriyet'e varıncaya kadar birikimin gerçekten analitik bir şekilde değerlendirilmesi ve bu birikimin hukuk alemine pratik olarak da yansımasının çok büyük katkısı olacaktır. Bakanlık olarak da özellikle bu çerçevede son yıllarda yayın konusunda da önemli çalışmalar yapmaktayız. 2019'da Fransız hukukçu Fabregeus'a ait 1945 tarihinde basılmış Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı isimli eser tıpkı basım olarak yayınlanmıştır. Yine Ebu'l-Ula Mardin'in 1945 yılında yayınlanan Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa isimli eseri yine yeni bir tasarım ve düzenlemeyle yayınlanmıştır. Tüm bu eserlerin yayımında, eserin inşasında da hukuk tarihçisi hocalarımızın çok büyük emeği vardır. Ben hasreten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yine Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiyet Hukuku isimli bir eser yine günümüz Türkçesine uyarlandı. Keza Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis'in ders notlarının bulunduğu Mizan-ı Ceza'nın ilk kısmı Hikmet-i Ceza 136 yıl sonra ceza hukuku felsefesi üst başlığıyla yayın dünyasına kazandırıldı. Yine 2 yıl önce akademik bir hüviyet kazanan Adalet dergisinin hakemli ilk sayısı da Türk Hukuk Tarihi özel sayısı olarak kütüphanelerde yer aldı. Çok önemli bir sayıydı. Yine emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak isterim. Adalet dergisi yayımı devam eden Türkiye'deki en eski dergidir. İlk yayım tarihi 1873 yılıdır ve halen yayımlanmaya ve 2 yıldır da hakemli dergi olarak yayımlanmaya devam etmektedir.
tüm bu eserleri 1873'ten bugüne kadar arşivi de internet sitesine yükledik. Hukuk tarihçilerinin ve tüm hukukçuların tüm ilgilerinde istifadesine sunduk. Ben burada esas itibariyle hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz. Bundan dolayı büyük bir heyecan içerisindeyiz. Aylar süren bir hazırlık çalışmasından sonra ülkemizin çok saygın hukukçularımızın bu anlamda önemli bir sempozyumda fikirlerinden istifade edeceğiz. Türk hukuk tarihinin ve hukuk eğitiminin müfredatına dahi katkı yapacak, zenginleştirecek, hukuk fakültelerine yön verecek bir sempozyum çıktısı olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşünceyle tüm hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.